Aman, bu kına gecesi işi de nereden çıktı şimdi? Kadınlar böyledir işte. Önce hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi görünürler. Ama sonra iş ciddiye binince ne var ne yoksa en ince ayrıntısına kadar isterler. Yine ben buna da razıyım. Biliyorsun ya geçen gün tutturdu at üstünde gelin olacağım diye. Hı? Ya sorma, neydi Merve'nin o domestik halleri? Ben de bir türlü anlam veremedim. Annenin arası nasıl? Kendi halinde bir ev kızı gibi davranırken annem pek sevmişti onu. Tabii sonra yine eskiye dönünce ilk işi annemle tartışmak oldu. Ama ben kararımı verdim. Merve ile evlenmeme kimse engel olamaz. Sana kolay gelsin Volkancığım, ne diyeyim? Ay ağlama Şakir teyze ya. Vallahi seni bu halde görmek çok dokundu bana. Sonunda muradına eriyorsun ya. Ölsem de gam yemem artık. Nasıl da yakışmış. Melek gibi olmuş benim güzel kızım. Ay doğru mu söylüyorsun Şakir'e teyze ya? Güzel olmuş muyum? Şekerim, gerçekten çok güzel oldun. Benim bile gözlerim doldu. Ama yapmayın böyle, beni de ağlatacaksınız ya. Hem akşama saklayın gözyaşlarınızı. Hele bir yüksek yüksek tepeleri söyleyelim, hep beraber ağlarız içimiz çıkıncaya kadar. Maşallah, maşallah. Allah kem gözlerden saklasın. Güzel kızım benim. Güzel kızım, kaynanını da çağırdın değil mi kına gecesine? Aman ne çağıracağım onu ya. İstemiyor ki evlenmemizi. Gelip de tadımızı mı kaçırsın? Hem zaten istesem de gelmez. Ama çok iyi. Bak, böyle bir günde yapılacak iş mi bu? Sen insanlığını yap, çağır. O ister gelsin, ister gelmesin. Simgeciğim hadi biz çıkalım, yapacak dünya kadar işimiz var. Bir ara Hakan'ın evine doğrayalım da o iki beceriksiz ne yapıyor bir bakalım. Ay vallahi Hakan Bey'den de Allah razı olsun yani. Gık demeden evini açtı bize ya. Yoksa bizim evi biliyorsun yani, o kadar insan nasıl sığardık o eve? Hadi biz çıkıyoruz Şakir'e teyzeciğim. Kolay gelsin sana. Kız bak akşama bekliyorum ha, geç kalma. Ayol hiç gelmez olur mu? Seninle karşılıklı göbek atacağız kız Merve. Ay çok heyecanlıyım tara, kız. Tara 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 tara. Ne hadi tara, görüşürüz. Tara tara tara. O kadıncağıza da söz verdim. İksirin tesiri geçince bu kız yine eski haline döndü. Neyse, kına gecesine giderim. Tatsız bir durum olursa anında müdahale ederim. Bayılıyorum böyle karışık işlere. Size de bir sürü sıkıntı çıkarıyoruz abicim ya. Ya öyle şey olur mu? Ne de olsa ben ikinizin de velisi sayılırım. Hiç dert etme Volkan. Nana geldikten sonra Makbuş çok rahat etti. Çok becerikli bir kız. Bazen ben bile inanamıyorum. İnanabiliyor musun? 5 dakikada bütün sofrayı donatıveriyor. Oo, bu gece ziyafet var desene. İyi de sana ne oluyor? Nasıl ne oluyor? Biz de orada olmayacak mıyız? Erkeklerin ne işi var kına gecesinde? Senin bu işlerden hiç haberin yok galiba. Yok maalesef. İlk defa evleniyorum Hakan Bey. Kına gecesini kadınlar kendi aralarında yaparlar. Erkekler gitmez. Ya biz de akşam istersen sinemaya gideriz. Saçmalama Hakan ya. Ne sineması? Şöyle dışarı çıkıp bir güzel dağıtalım ha. Nasıl olsa bu işlerden elimizi eteğimizi çekiyoruz artık. Bekarlığa veda partisi gibi bir şey ha? Heh, yaşa abicim. Aynen öyle bir şey. Ya Merve'nin kulağına giderse? Onca zahmet, onca masraf, alışveriş yine boşa gider. Kesin yine arıza çıkarır. O da doğru ya. Merve şimdiden sıkmaya başladı beni. Zırt pırt arayıp duruyor. Geçen gün aradığında evdeyim dedim. Hayır, oradan deniz sesi geliyor. Dışarıdasın sen dedi bana. Şeytanın arka bacağı abicim. Kadın milleti. Hakan ya. Ne yapacağım ben? Acaba evlenmekle doğru mu yapıyorum? Bunu düşünmek için biraz geç kalmadın mı? Hadi böyle saçma düşünceleri uzaklaştır kafandan. En iyisini yapıyorsun. Merve çok iyi bir kız. Bu evlilik sana yarayacak, bak gör. Yarayacak öyle değil mi? Hı hı. Ne oldu? O kadar atıp tuttun. Yaptığın şey 2 gün işe yaradı. Ne yapayım? Elimden bu kadar geldi. İksiri yanlış hazırladım herhalde. Etkisi 2 gün sürmüş baksana. Peki şimdi ne olacak? Bu gece kına gecesi yapacaklar. Ne? Aman Allah'ım, bu da mı gelecekti başıma? Demek bu kadar çabuk öyle mi? Dur, hemen öyle dövünmeye başlama. Elbet yapacağız bir şeyler. Ne yapacağız artık? Baksana iş bitmiş de kına geceleri yapılıyor. Sen hiç merak etme Nermin teyze. Bana güven. Bu gece kınaya geldiğinde normal davran. Sakın kavga falan çıkarma. Gerisini sen bana bırak. Olaya anında el koyarım. Sen hiç merak etme.
Ayol, oca domuz beni çağırmadı ki kınaya. Çağırsın, çağırmasın. Sen kaynanasın ayol. Tabii ki geleceksin. Öyle mi diyorsun? E tabii. Meydan ona bırakacak halin yok ya. İpler elinde olmalı. İpler kimin elinde? Kaynanın. Doğru, doğru. Tabii doğru. Sinemaya gitme fikrine niye sıcak bakmıyorsun? Abi ne sineması ya? Sinemaya gideceğime burada oturur çalışırım daha iyi. Bak bu fena fikir değil. Şu son aldığımız iş var ya, adamlar sıkıştırıp duruyorlar. Ya sen evlenince balayı falan derken iş uzayacak. Bahaneyle bu gece o işi toplarız. Sen ciddi misin? Ya iyi de kendin söylemedin mi şimdi oturup çalışalım diye? Benim için fark etmez. Sen ille de dışarı çıkalım takılalım diyorsan o da olur. Abi yok, boş ver. Durduk yere başımı derde sokmayayım. Hem şimdi dışarı çıkınca bir sürü masraf olacak. Para lazım öyle değil mi? Evlenmeden daha neler düşünüyorum ya. Lan ben şimdi seni ne yapayım ha? Bir dakika. Ya Cabbar abi dur sakin ol ya. Ne oldu yine? Vallahi billahi bir şey yapmadım ben ya. Bir dakika Cabbar Bey, bir yanlışlık olmalı. Oğlum ben seni kaç kere uyaracağım. Şimdi işim bitti. Vallahi hiçbir şeyden haberim yok Cabbar abi. Nasıl haberin yok? Evleneceğin de yalan mı yani? Nasıl da korkuttum ama. Ya. Merve bacım bana telefon açtı. Evet ya, evleniyoruz Cabbar abi. Korktum vallahi. Aferin koçum. Bak şimdi çok memnun oldum. Yalnız bana yamuk yaptın. Hani ya benim davetim? Cabbar abi, hani daha hepsini dağıtmadık. Yoksa seni unutur muyuz? Hep aklımızdasın. Merve bacım nerede? Hazır buraya kadar gelmişken onu da tebrik edeyim. Dışarıda bu gece kına gecesi var da alışverişe çıktı. Öyle mi? Peki siz ne yapacaksınız bu gece? Ne yapalım abi? Ne demek ne yapalım oğlum? Artık evinin erkeği olacaksın. Şöyle son kez felekten bir gece çalmak yakışmaz mı sana?